Bulut'un vesayetini kaybetmemize sebep olan fotoğraflar incelemeden çıkmış. Kim, nerede, ne zaman çekmiş birazdan öğreneceğiz. Ben bir arayayım, sesi speaker'a vereyim, hep beraber konuşalım. Tamam? Nazlı çerezleri bırakabilirsin. Öyle öğrenebiliyor mu? Yani kim yapmış diye. Tabii. Artık en kötü telefonda bile GPS var. Yani o şekilden fotoğraftan konum ve tarih bilgisi alınabiliyor. Hatta telefonun modeline kadar ulaşılabiliyor yani. Alo Adem Bey, bir saniye lütfen. Buyurun, sizi dinliyoruz Adem Bey. Merhabalar. Fotoğraflar üzerindeki çalışmamız bitti. Dijital makineyle, telefon ya da fotoğraf makinesiyle bir kare çekildiğinde resme birçok bilgi eklenir. Bazen bunları tespit etmesi kolaydır. Bazen de zor. Ama neticede er ya da geç bir şekilde bu bilgiye ulaşılır. Nasıl? Nasıl? Nazlı. Nazlı, iyi misin? İyi. Dur tamam, hemen doğrulma. Doktor falan çağıralım mı? Hayır. Doktora gerek yok. İyiyim ben. Açlıktan olmuştur. Yemek yemedim sabahtan beri. Biz yiyecek bir şeyler getirdik. Sen bütün gün mutfaktasın. Niye atıştırmadın? Çalışanların dolaptan bir şey yemesi yasak. Sanki her kurala harfiyen uyuyorsun da. Ben işinizi böldüm sizin. Devam edin lütfen. Tamam, ben arıyorum tekrar. Açmıyor. Biraz bekleyelim, ben yine ararım. Tamam. Nazlı, sen de bir şeyler ye, boş ver yemekleri falan. İyice dinlen. Tarık gelince seni eve bıraksın, olur mu? İyiyim, gerçekten. Ben mutfağa gideyim. Ay vallahi Nazlıcığım, o kadar karışık anlatıyorsun ki yani her şey birbirine girdi. Dosyalar, fotoğraflar, asumanlar. Sen şöyle sakinleşip derin bir nefes alıp verir misin? Hani sana öğretmiştim ya, hadi. Fatoş, anlamıyor musun? Beni Asuman'ı teşhis edeceklermiş diyorum sana. Nasıl Asuman'ı teşhis edeceklermiş? Teşhis değil, tespit edeceklermiş. Bu çektiği fotoğraf dijital mi neymiş? İşte ona bakınca bütün bilgileri bulabiliyorlarmış. Ha, anladım. GPS'ten bakıp konumu tespit ediyorlar tabii. Tarihi de saatine, dakikasına kadar telefondan bakıyorlar. Öyle oluyormuş işte. Ne yapacağım ben Fatoş? Vallahi şıpıdanak bulurlar ha Asuman'ı, elleriyle koymuş gibi. O tarihte GPS'e bakınca Ferit Bey'in evinin konumunu gösterecek tabii. O saatlerde de bu fotoğrafı kim çekmiş olabilir düşününce şak Asuman. Eyvah, eyvah. Ben itiraf edecektim Fatoş, söyleyecektim ben her şeyi. Ben niye yapamadım, oraya kadar gittim, niye yapamadım? Şimdi her şey daha kötü olacak Fatoş, çok kötü olacak. Kapat, kapat, ben gidip itiraf edeceğim. Nazlı. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, seni merak ettim. Yani biraz sonra başımıza bu felaketleri açan kişinin kim olduğunu öğrenince çok daha iyi olacak. Benim size bir şey söylemem lazım. Nazlı. Bak eğer istersen eve gidebilirsin. Sağlığın her şeyden daha önemli. Yok. Ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Alo Adem Bey, ben yine sizi speaker'a alacağım. Bekletiyorum. Ferit, gel gel, ulaştık Adem Bey'e. Nazlı, sonra konuşuruz. İstersen sen de bize katıl, Adi Şerefsiz'in kim olduğunu hep beraber öğrenelim. Hadi gel. Evet, biraz önce dediğim gibi dijital fotoğraflar içinde pek çok bilgi barındırır. Bu bilgiler bilgisayarda okunabilir ve aynı şekilde silinebilir. Bu fotoğraflar kimin elinden geçtiyse işin bu kısmını da hesaba katmış.
Fotoğraflardaki konum ve tarih bilgileri silinmiş. Üzgünüm, çok uğraştık. Çok çeşitli yöntemler, programlar denedik. Ancak sadece bu fotoğrafların çekildiği cep telefonunun markasını öğrenebildik. İkbal Hanım, marka ve modeli size SMS olarak yollayacağım. Maalesef başka bir bilgi yok. Tamam Adem Bey, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kim bilir kaç bin kişi de vardır bu telefon. Bu birkaç sene öncenin telefonu. Yani bizim şirkettekiler daha çok yeni modellere meraklı. Eğer son bir ay içerisinde bu telefonu kullanan biri varsa bir şekilde bulabilirim. Deneyin bakalım şansınızı. Ben şirkete geçiyorum. İnsanlara fark ettirmeden bir sorup soruşturayım bakalım. Bu arada şu telefonun görselini internetten buldum. Size de mesaj olarak attım. Sizde de bulunsun.